Savcılıkta en çok karşılaştığımız şeylerden biri de uçak korkusu. Şimdi uçak korkusuna nelerin sebep olduğundan ve bununla nasıl baş edilebileceğinden bahsedeceğim sizlere. Müzik <laughs> uçak korkusu yaşadığı söylenenler aslında uçakların kendisinden korkmazlar. Tam uçaklar devasa uğur oldukları için öyle yakınına gelindiğinde biraz korkutucu olabilirler ama onlardan korkulmasının asıl sebebi tabii ki bu değil. Korkuya sebep olan asıl şey herhangi bir sıkıntı durumunda yardım alınamayacağı ve kaçılamayacağı hissiyatından doğan bir tedirginlik durumudur. Seyir halindeki bir uçağın yerle ya da herhangi bir şeyle teması olmadığı için ya yakıtı biterse, ya kanatları koparsa gibi kaygılar doğabiliyor. Motor arızalanırsa yedek motor var. Yedek motoru bozulursa o zaman hiçbir şey olmaz. Yakıtı biterse kanatlarıyla uçak süzülür, iner. Kanatları koparsa ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? İşte bu kaygılar da beraberinde korkuyu getiriyor. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere korkulan şey aslında uçağın kendisi değil, uçuş. Bu yüzden bu korkuya Uçak korkusu değil de uçuş korkusu demek daha makul olur. Gelelim bu korkuyu yenmek için nelerin yapılması gerektiğine. Öncelikle araştırmalar insanların %20'sinin uçaktan korktuğunu söylüyor. Daha doğrusu uçuştan korktuğunu söylüyor. Bu korkunun temel nedeni de az önce bahsettiğim gibi herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale şansının olmaması. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki havacılık taşımacılığı, taşımacılık türleri arasında en güvenli ve en emniyetli olanı. Mesela 2016 yılında 40 milyon uçuş gerçekleşmiş ve sadece 65 kaza olmuş. Ve bu kazaların da sadece 10 tanesi ölümlü kaza. Bu tarz istatistiklere bakıldığında havacılığın ne kadar da güvenli olduğu aslında gözler önüne seriliyor. Bu yüzden uçuş korkusu olanların öncelikle bunu kabul etmeleri gerekiyor. Yani havacılığın en güvenli, en emniyetli taşımacılık sistemi olduğunu bilmeleri ve bunu kabul etmeleri gerekiyor. Böylelikle uçuş korkusunu yenmek için büyük bir adım atılmış olacaktır. Uçuş korkusu olanların bu korkuları yenebilmesi için özellikle kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri de gerekiyor tabii ki. Bunun için havalimanına erken gitmek ve kalkan ve inen uçakları seyretmek insanı biraz rahatlatabilir. Bu rahatlık faktörlerinden biri oturduğumuz koltuklar olduğu için koltuk seçimine de oldukça dikkat etmek gerekiyor. Uçuş korkusu olan kişilerin ön koltuklarda ya da çıkış kapılarını koltuklara geçmesi daha iyi olur. Çünkü o koltuklar daha geniş, daha rahat. Bu rahatlık hissi onlara da iyi gelecektir. Öteki türlü arka taraftaki koltuklar biraz daha sıkışık olduğu için onlar iyice daralacaklar, iyice sıkılacaklar ve bu onları daha da tedirgin edebilir. İlle de ön taraflardan ya da çıkış kapılarının bulunduğu yerden koltuk bulunamıyorsa Arka taraflarda da olsa en azından koridor tarafındaki koltuklar tercih edilebilir. En azından bir tarafı boş ve ferah olduğu için pencere kenarındaki ya da aradaki koltuktaki o sıkıntı koridor kenarında olmayacaktır. Uçuş esnasındaki sesler de kişiyi tedirgin eden bir diğer unsur. Ses kesen kulaklıklarla bu sorun giderilebilir. Biraz daha kişi kendini rahat hissedebilir bu sayede. Hatta elektronik aletlerin kullanımına izin verildiği zamanlarda rahatlatıcı bir müzikte dinlenebilir. Anlaşılacağı üzere uçuş korkusu öncelikle havacılığın ne kadar emniyetli ve güvenli bir sistem olduğunu kabul etmekle ve daha sonra da rahat olmakla baş edilebiliyor. Havacılık hakkında bilgi edinmek, uçakların uçuş teorisini öğrenmek gibi şeyler insanları biraz daha rahatlatabilir. Hatta mümkünse simülatör yardımıyla uçak kullanmaya çalışmak da insanların o uçuş korkusunu yenmesine yardımcı olacaktır. Evet biz bu videomuzda uçak korkusundan daha doğrusu uçuş korkusundan bahsettik. Bu uçuş korkusunu nasıl yenebileceğimizi sizlere anlattık. İnşallah havacılığa dair videolar yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırla kalın.